Gençler Birliği'ni Beştepe'de takip eden iki gazeteci biziz aslında bakarsan evet. Sürekli. Enteresan bir genel kurul oldu. Bu kadar kalabalık. İlk genel kurulda toplanacağını beklemiyorduk. Bir değerlendirmeni alayım Musa. Nasıldı bu genel kurul? Ya benim beklediğim gibiydi. Murat Bey'in konuşması muradınız olacağım, muradınızın demesi çok önemliydi. Yani önemli olan bundan sonrası bence. Bunu bekliyorduk. Murat Bey'in gelmesinin de bir doku uyuşmazlığı problemi yaşamamamız için önemli olduğunu da düşünüyordum. Bir buçuk yıl var. Evet. Bu kulübün demokrat kanalları hala açık. Muhalefet edilebilir. Ederler de. Eleştirilebilir her şey. Divan bence çok önemli. Divanda işte her rüzgarla eğilmeyecek insanlar var. Evet. Bence olumlu güzel bir kongre geçiyor. Geçti. Biraz sonra da başkanın ismini açıklayacaklar herhalde. Biz gazeteci olarak bundan sonrasıyla ilgileneceğiz. Cavcav'la çalışmış, Cavcav'ı bilen, kulübü bilen, kulübün kanallarını bilen, damarlarını bilen insanlar olarak gözümüz hep orada olacak galiba. Devam edecek yani. Ya bir ümitsizlik var mı örnek gösteriyorum sende? Yani İlhan Başkan'dan yaptığını bu... Çok zor tabii İlhan Başkan'dan sonra gelmek yani. Ama başka bir isim gelseydi de bu sefer bir doku problemi de yaşayabilirdik. Çok daha kötü olabilirdi. Umutsuzluk yok bende. Takımın kötü gidişi de sen niye bağırıyorsun? Yönetimsel boyutun, boşluğun alakası var mı? Hayır, bence yok. Bu tamamen yani, takımsal, teknik, evet, oyuncularla evet, alakalı. Evet, bence öyle. Bence de. Ben de aynı fikirdeyim seninle. Özellikle de senden de duymak istedim bunu. Bence de öyle. Yönetim kurulu da çok ciddi bir revizyona gitmemiş. Benim açımdan o da önemliydi. Aynı yönetime devam ediliyor neredeyse. Evet, 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 evet. Bu da en azından kulübü bilen, şey yapan insanlardan oluşuyor. Yeni ismin bence konuşulması gereken isim Hakan Kaynar. Evet. Hakan Kaynar çünkü hem gazetecilerle, basın dünyasıyla bir dil yakalayabilmişti. Hem Gençler Birliği'ni o kendi güzel diliyle anlatabiliyordu. Evet. Yeniden o dille çalışacağız. Yeniden o görüşle, o vizyonla çalışacağız. Beni heyecanlandıran konulardan biri evet Hakan'ın. Çünkü bir buçuk senedir biz neredeyse sıkıntılı bir süreç geçirdik bu konuda. Ben kendi adıma söylüyorum. Tabii. Aynı fikirde misin bilmiyorum ama. Öyle biraz da zaten hani Cavcav da son bir buçuk iki yıl sağlık problemleri daha ağır yaşadı. O yüzden hani araya aracılar olması gerekti. O aracılarla çok biz yani şey yapamadık. Evet. Paslaşamadık. Yani paslaşmadan da yapamazsın bu işi yani. Bu kulübü zaten duyurmak, ulusal basına sokmak için çok gayret sarf ediyoruz. En çok da çaba sarf etmesi gereken sen oluyorsun. Evet, Ajans olduğundan dolayı. Cavcav ismi çok önemliydi. Oluyordu. Ama işte şimdi Murat Cavcav ismi, Hakan Kaynar, yeni yönetim, başkan yönetimine güveniyor. Eminim yani camiayla da istişareler yaparak bu yönetim kurulunu kurmuştur. Başarılar dilemekten başka şansımız yok ama biz eleştireceğiz elbette. Evet, işimiz var. İşimiz bu. Canlı yayınlandı genel kurul, haberin var mıydı? Yoktu. Yani, tamamı canlı yayınlandı, bu Gençler Birliği tarihinde ilk bir tarafta. Bülent güzel işler yapıyor, yapıyorsun. Yani bu yoklukta hem de yapıyorsun. Vallahi yani bravo, sana da arkadaşlara da bravo. Çok sağ ol Musa.